Diyarbakır'daki HDP mitingine yapılan saldırı ve son olarak Suruç'taki patlamayı aynı örgüt mü yaptı? Akit yazarı Hasan Karakaya bugünkü köşesinde 7 Haziran öncesi Diyarbakır'daki HDP mitingine yapılan saldırıyla hafta başında Suruç'ta düzenlenen bombalı intihar saldırısını aynı örgütün yani PKK'nın yaptığını öne sürdü. Karakaya bu iddiasını PKK militanının Diyarbakır itirafına dayandırırken 1 Aralık 2014'te Suruç'un HDP'li 11 Nisan Belediyesi'ne yapılan aramada ele geçirilen silahların fotoğraflarını örnek gösterdi. Karakaya bu silahların belediye binasında ne işi var diye sorduğu yazısında silah ve bombaların miting alanı ve suruçtaki parka nasıl girdiğini soranlara silahları sokmaya gerek yok. HDP'li belediyeler zaten stokluyor ifadesini kullandı. Yazının ilgili bölümü şöyle. Bu arada yine istihbari bir bilgiden daha doğrusu bir belgeden hareketle bazı istifhamlara ya da algı oluşturma amaçlı sorulara cevap vermek istiyorum. Surucun katili devlet de dili iddiaları güç kazandırmak isteyen paralel ihanet çetesinin gazeteleri ve Cumhuriyet adlı gazetede Cumhuriyet düşmanlığı yapan tatlı su solcuları diyorlar ki MIT neredeydi, polis neredeydi, o bombalar, o silahlar şehirlere nasıl giriyor, devlet uyuyor mu? Hiçbir yorumda bulunmadan bir bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Tarih 1 Aralık 2014 kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren emniyet mensupları 1 Aralık 2014 tarihinde Suruç 11 Nisan Belediyesi'nde tekrar ediyorum HDP'li 11 Nisan kendi mülkü olan binada arama yapmak isterler. HDP'li belediye başkanına da haber verirler. 11 Nisan belediye başkanı gelir. Binanın kapısını bizzat kendi açar ve jandarma içeri girer. O anda Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal da aynı binadadır. Jandarma'nın arama yaptığı bina bir kamu binasından ziyade tam bir cephanelik gibidir. iyi mi? Bu silahların için neler bulunur biliyor musunuz? Buyurun sayalım. 2 adet Kalashnikov piyade tüfeği, 1 adet Kalashnikov piyade tüfeğine ait şarjör, 25 adet Kalashnikov piyade tüfeğine ait 7.62 milimetre çapında fişek, 18 adet el bombası, 17 taarruz, 1 savunma, 170 Duracell marka büyük boy pil, 180 adet kalem pil, 5 adet cep telefonu, 1 adet el kamerası, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet el dürbünü, 207 takım kamuflaj elbise, 31 çift make-up spor ayakkabı, 27 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektrik devresi ve bu düzenek için kullanılmak üzere 2 metre kablo Olay yerinde tutanak tutulur. O tutanağın altında belediye başkanının imzası da vardır. Yani paralelci polislerin yaptığı gibi kumpas değil, gerçektir. Peki sormak gerekmez mi? Orası belediye binası mıdır yoksa cephanelik mi? O silahlar, o bombalar, telefonlar, dürbünler ve piller niçin stoklanır? Bunların çoğu bomba yapımında kullanılan malzemeler değil midir? O telefonlar bombaları uzaktan patlatmak için kullanılan kumanda görevi görmesi için midir? Şunu söylemeye çalışıyorum. Sorular silah ve bombalar nasıl giriyor diye sorulmamalı. Tam aksine HDP'li belediyeler silah yığınak merkezi midir? O malzemeleri niye depoluyorlar diye sorulmalıdır. Anlayacağınız silahları sokmaya gerek yok. HDP'li belediyeler silahları zaten stoklamış. Lazım olduğunda depodan çıkarıp veriyorlar teröristlere. Yoksa belediyenin depoları niye cephanelik olsun ki? Bu bilgi algı operasyonu yürüten salak ve solaklara kapak olsun.